Herkese merhaba. Bu ders videosunda trigonometrik fonksiyonların integrallerine biraz daha derinlemesine gireceğiz. Daha önceden hatırlayacak olursanız şu şekildeki integrallerin integral mesela sinüs x dx, integral kosinüs x dx, hatta bunları da değişken değiştirmede halletmiştik. Tanjantın, kotanjantın vesaire birkaç tane daha yazabiliriz. İntegrallerini görmüştük. Şimdi doğal olarak şunları soruyor insan. Mesela sinüs kare x dx'in integrali ne olabilir? Ya da bu şekilde kosinüs kare x dx'in integrali, belirsiz integrali nedir sorusuna geliyorum. Hatta şunu yapmadık herhalde. Secant x dx. Bu ne olacak? Cosecant x dx. Sonra integral tanjant kare x dx. Bunların cevaplarını arayacağız. Bir sürü çeşitli çözüm yöntemi var. Her yöntem her soruya uygun değil maalesef ki. İntegral konusu mesela türevde ne oluyor? Türev alma kurallarına aşağı yukarı hakimseniz neredeyse bütün fonksiyonların türevlerini hesaplayabiliyoruz. Ama integralde ne yazık ki bu şekilde bir şey mevcut değil. Her fonksiyonun integralini alırken çeşitli farklı yöntemler kullanabiliyoruz. Burada işimize yarayacak trigonometrik fonksiyonların integrallerine giriş için işimize yarayacak 4 tane özdeşlik yazdım. Birincisi sinüs kare x. Ben sinüs kare x'in integralini bilmiyorum ama sinüs kare x'in integralini hesaplayabilmem için sinüs kare x'e özdeş olacak şekilde integralini bildiğim bir fonksiyon yazmak istiyorum. Dolayısıyla bu da 1 eksi kosinüs 2x bölü 2 oluyor. Aynı şekilde kosinüs kare x'in integralini bildiğim bir fonksiyona dönüştürmek istiyorum. O da 1 artı kosinüs 2x bölü 2 oluyor. Bunları ortalama lisede gösteriyorlar sanırım. Lise bilgilerinizden bunları elde edebilirsiniz. Hatırlamıyorsanız ben buraya yazdım, buradan çalışabilirsiniz. Ya da internetten, trigonometri formüllerinden veya kendiniz de çıkarmaya çalışabilirsiniz. Daha iyi olur açıkçası, onu da söyleyelim. Tanjant kare x'i, sekant kare x eksi 1. Kotanjant kare x'i de kosekant kare x eksi 1. Şurada bir p yazısı gelmiş. Burada bir şey yok. Evet, bu şekildeki özdeşlikleri kullanarak birazdan göreceğimiz soruları çözeceğiz. Şimdi birinci sorumuza bakacak olursak, sinüs kare ax dx belirsiz integralini hesaplayınız demiş. Şimdi arkadaşlar ben bu videoda bunu yapmak istiyorum. Yani şöyle sorular çözmek istemiyorum. Sinüs 3x dx. Bu videoda genel olarak buradaki 3 yerine 3'ü silersek, 3x'i silersek ax alırsam nasıl çıkar? Yani geneli hesaplayacağım. Zaten geneli hesaplayınca bunların hepsini sinüs 6x'de yazsa, 60x'de yazsa bunların hepsini hesaplayabiliriz. Tabii burada dikkat etmemiz gereken şey buradaki a'nın 0 olmaması. A 0 olursa bu integralin sonucu farklı olur. A 0'dan farklı şekilde kabul ediyorum. O şekilde integrali hesaplayacağım. Buraya yazmamışız ama o şekilde olduğunu zaten bunu yaz o şekilde olduğunu da belirtelim. Neyse biz söyleyelim. Yazılmadıysa genelde onun içine sıfır olmadığını, yani integralin iki farklı sonucunun olmadığını. Şimdi buraya sıfır yazarsak integral sinüs sıfır ne yapacak? Sıfır yapacak. Sıfırın karesi sıfır yapacak. Sinüs sıfır dx olacak. Dolayısıyla bunun bir sabit olduğunu biliyorum ben. Yani sadece sabit fonksiyonlardan oluşan bir aile olduğunu biliyorum. İntegrali hesapladığımızda bunların ikisi arasındaki farkı da görürüz. Şimdi sinüs kare x ax. Ben direkt bakıyorum. Önce kendime şunu soruyorum. Hangi fonksiyon türevi buradaki fonksiyon yapar? Bunu bilmiyorum. Dolayısıyla bir dönüşüm uygulamam gerekiyor. O halde şunu yapıyorum. Yukarıda gördüğüm formüllerden de yararlanarak sinüs kare ax yerine 1 eksi kosinüs 2 ax bölü 2 yazalım. Burada herhangi bir değişken değiştirme kısmı integrasyon bir şey yapmıyorum. Sadece trigonometrik özdeşliklerden faydalanıyorum. Sinüs kare ax çarpı dx eşittir integral 1 eksi kosinüs 2 ax bölü 2 çarpı dx oldu. Ve arkadaşlar ben burada 1 bölü 2'yi dışarı atabilirim. İyi güzel atalım. 1 bölü 2 çarpı integral. Şimdi buranın
İntegralini biliyorum. Bunu lineerlikten ayırıyorum. 1 dx eksi integral kosinüs 2x dx. Artık sinüs kare ax'i, buraya a'yı eklemeyi unutmuş. Artık integralini bildiğim fonksiyonlara ayırdım. Yani bütün amacımız bu olacak aslında ileriki integral hesaplarında da. Buradan devam ettirirsek 1 bölü 2 çarpı parantez açtım. Buranın integrali x geldi. Eksi kosinüs 2ax'in integraline bakacağım. Kosinüs 2ax'in integrali de eksi sinüs 2ax sinüsün pardon şurada eksi gelmeyecek. Onu şu şekilde yapalım. Burası şu şekilde oldu. Bir en son yine bir kontrol edelim. Bölü 2a dedim. Güzel. Bunu bu şekilde yapmış olduk. Tabii bir parantezimizi de kapatalım. Artı c ekleyelim. Şimdi şuranın bir türevini alayım. Gerçekten burası yapıyor mu? Bir kontrol edelim. Sinüsün türevi. Kosinüs 2ax çarpı içinin türevinden 2a geldi. Bölü 2a. 2a'lar sadeleşti. Kosinüs 2ax geldi. Güzel. Burayı silelim. Dolayısıyla buradaki 1 bölü 2 ile dağıtırsam benim sonucum x bölü 2 eksi sinüs 2ax bölü 4a artı c şeklinde bulunur. Şimdi arkadaşlar ilk başta da bahsetmiştim. Eğer burası şey olursa ne olur? A yerine 0 yazarsam ne olur? Bakın A yerine 0 yazarsanız şurada bir belirsizlik oluşuyor zaten. Dolayısıyla integrali 2'ye bölmeniz lazım. A eşittir 0 durumunda ne olur? A farklı 0 durumunda ne olur dememiz gerekiyor. Tabii burada genel olarak hani bu şekilde verildiyse A'nın 0'dan farklı olduğu durumu düşünerek bu şekilde hesaplıyoruz. Şimdi artık bunu hesapladığımıza göre şunların hepsini hesaplayabilirsin. Örneğin sinüs 7x, sinüs 15x, sinüs kare tabii. Sinüs kare 15x, sinüs kare 100 milyon x diyebilirsiniz. Hepsini hesaplayabilirsiniz. Bu videoda şöyle olacak. Tekrardan söyleyelim. Bu videoda ben genel hesapları yapacağım. Ondan sonraki videolarda da sizden şunu isteyeceğim. Ben özel örnekler yapacağım. Siz bunu genelleştirmeye çalışın. Genelleştirmeye çalışırsanız konuya daha iyi hakim olacağınızı düşünüyorum. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Kosinüs kare bx dx belirsiz integralini hesaplayalım. Yine aynı şekilde kendime şu soruyu soruyorum. Buradaki fonksiyonun integralini biliyor muyum? Neyin türevi buradaki fonksiyon yapar? Bunu bilmiyorum. Dolayısıyla yukarıdaki özdeşliklerden faydalanıyorum. Ne yazacağız? Kosinüs kare bx gördüğüm yere şunu yazacağım ben. 1 artı kosinüs 2 bt bölü 2 yazabilirim. Dolayısıyla benim integralim kosinüs kare bx dx şuna eşit oluyor. İntegral 1 artı kosinüs 2 bt nereden geldi? Şey yani x diyeceğiz. 2 bx bölü 2 dx oldu. Yukarıdaki işlemin aynısını yapıyorum. 1 bölü 2'yi dışarı attım. 1 bölü 2 integral. İntegrali ayırıyorum lineerlik özelliğinden. Şu şekilde 1 çarpı dx artı kosinüs 2bx dx şeklinde ayırdım. Eşittir. Bakıyorum ikisinin de sonucunu biliyorum ben. 1 dx'in sonucu şu şekilde parantezleyelim. X oldu artı kosinüs 2bx. Şimdi neyin türevi kosinüstür diye düşünüyorum. Sinüs 2bx'in türevi kosinüstür diye düşünüyorum. Bölü şimdi içinin türevini de aşağıya yazacağım. İçinin türevi de ne yapıyor? 2b yapıyor. Parantezimi kapattım. Artı c'mi ekledim. Şimdi 1 bölü 2'yi de içeriye dağıtırsam şu şekilde bir sonuç elde etmiş oluyorum. X bölü 2 artı sinüs 2bx bölü 4b artı c bulundu. Bu şekilde bir yukarıdakini bir kontrol edeyim. Şu içime sinmediydi zaten. Ha, tamam. Yukarıdaki de eksi olacak herhalde. Ha, tamam. Tamam gibi.
Aynen. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk. Böyle üçüncü sorumuza geçelim. Tanjant kare ax dx belirsiz integralini hesaplayalım. Şimdi aynı şekilde kendime şu soruyu soruyorum. Bu neyin türevi? Neyin türevi tanjant kare ax yapar biliyor muyum? Bilmiyorum. Dolayısıyla bir dönüşüm yapacağım kesin. De dönüşümümü şu şekilde yapıyorum. İntegral tanjant kare ax dx. Tanjant kare ax gördüğüm yere şunu yazıyorum. Sekant kare ax eksi 1 yazıyorum. Çarpı dx oldu. Ben bu integrali linearlikten dağıtırsam, linearlik özelliğini kullanarak dağıtırsam sekant kare ax eksi şey pardon. Sekant kare ax dx eksi integral 1 çarpı dx olur. Artık bu integralini bildiğim iki farklı fonksiyonun farklı şeklinde yazabilmiş. Bakıyorum sekant kare ax. Ben bu fonksiyon neyin türevi olduğunu biliyorum. Daha önceden görmüştüm. Zaten türev hesabında da zaten bunları kolaylıkla gösterebilmiştik. Tanjantın türevi sekant kare yapıyordu. Ama burada dikkat etmem gereken içeriden de içinin türevi gelecek. Dolayısıyla bunu a'ya bölmem gerekiyor. Tanjant ax bölü a eksi buradan x gelecek artı sabitimi de integral sabitimi de eklersem soruyu çözmüş oluyorum. Burada da dikkat edeceğiniz üzere a sayısına 0 verdiğimiz zaman şurada bir belirsizlik oluşuyor. Dolayısıyla bu integrali hesaplarken a'nın 0'dan farklı olduğunu kabul ederek biz yola çıktık. Eğer a 0 olursa zaten biliyorsunuz tanjant 0 0 olduğundan integral 0'ın karesi dx dediğimiz şey c sabiti oluyor. Diğer sorumuza bakalım. Kotanjant kare bx dx integralini soruyor. Şimdi aslında demin yaptığımız özelliklerin kullanarak bu soruyu da kolaylıkla çözebileceğimizi düşünüyorum. İntegral kotanjant kare bx dx eşittir. Burada kotanjant kare bx gördüğüm yere ne yazabilirim ben? Kosekant kare bx eksi 1 yazabilirim. Bu arada ben kosekant kareyi uzun uzun yazıyorum. El alışkanlığı. Lisansta da öyle gördüğüm için. Normalde kosekant yerine CSC de yazılıyor. Aynı anlama geliyor zaten. Bu şekilde de kullanımı vardır. Ve düzeltelim. Kosekant BX. Size tavsiyem. Mesela şurada yapmışım. Genelde hani yapılmıyor. Mesela sinüs. Sorudan biraz şöyle bir virgül atalım soruya. Mesela sinüs 2x. Hani bu yazım aslında hani tabii anlaşılıyor. Bunun sinüsün parantezin içinde 2x oldu ama buna dikkat etmek lazım. Mesela sinüs 2 çarpı x gibi de gözükebilir bu. O yüzden her zaman şu içeriye bir parantez atmakta fayda var diyelim. Evet sorumuzda devam edelim. O yüzden ben sürekli parantez kullanmaya çalışıyorum. Bu şekildeki trigonometrik ifadelerin içini yazarken. Buradan sonra kosekant. Ben artık şöyle integral kosekant kare bx dx eksi integral 1 çarpı dx. Artık ben kotanjant kare bx dx integralini bildiğim iki fonksiyonu farklı şeklinde yazabildim. Dolayısıyla buradan şunu söyleyebilirim. Şimdi düşünüyorum neyin türevi kosekant kare x yapar? Kendime bu soruyu sordum. Daha önceden de bunları görmüştük. Çeşitli fonksiyonların integralleri vardı. Bir tablo vermiştik. Oraya da tekrardan dönüp bakabilirsiniz. Eksi kotanjant bx'in türevi kosekant kare x. Bx çarpı içinin türevi yapar. İçinin türevindeki b'yi götürebilmek için burayı b'ye bölüyoruz. Eksi buranın türevi eksi x yapar. Artı c integral sabitimini de eklemiş oldum. Sorumuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi gelelim son sorumuza. Sekant ax dx belirsiz integralini hesaplayacağız. Şimdi kanala girip şu şekilde bir oynatma listesi var. Sekant üzerine integralleri şeklinde. Burada başka yöntemle ben bu integralleri çözdüm. İntegral sekant x, integral
Zaten secant kare x direkt tanjant x artı c yapıyor. Sanırsam integral secant üzeri 5'e kadar var. Yanlış hatırlamıyorsam. Fakat burada farklı bir çözüm yolu uygulayacağız. Ona bakalım, onu inceleyelim. Şimdi o çözüm yolu da yanlış hatırlamıyorsam büyük ihtimalle secant x artı tanjant x ile, tabii secant x için konuşuyorum. Paydayı secant artı tanjant x ile çarpıp bölüp bir değişken değişimi yapınca direkt ln tanjant x artı ne geliyordu? Secant x geliyordu sanırım. O şekilde çözümü vardı. Şimdi burada farklı bir dönüşüm uygulayacağız. Şimdi secant ax eşittir. Bunu şu şekilde yazabilirim. 1 bölü kosinüs ax şeklinde yazabiliyorum. Şimdi her tarafı kosinüs ax ile çarpalım paydayı. Kosinüs ax bölü ne gelecek? Kosinüs kare ax geldi. Aşağıdaki ifadeyi de şu şekilde yazarsak 1 eksi sinüs kare ax diye yazarsak şimdi başından itibaren her yeri 2 ile çarpıyorum. Burayı 2 ile çarptım. Burası 2 oldu. Burayı 2 ile çarptım. Burayı 2 ile çarptım. Eşitlik hala korundu. Şimdi ben buradaki vatandaşı böyle biraz daha oynuyorum. Bölü 1 eksi sinüs ax 2 kare farkından 1 artı sinüs ax şeklinde yazdım. Buradan sonra yapacağım işlem şu olacak arkadaşlar. Eşittir dedim. Bunu aslında iki fonksiyonun toplamı şeklinde yazmak istiyorum. Bu şekilde 1 eksi sinüs ax, buraya artılısını yazalım önce. Artı bir şey fark etmeyecek. 1 eksi sinüs ax. Şimdi buraya tabii AB derseniz onları kendiniz de bulabilirsiniz. Ben direkt buraya sonucu yazacağım. Burası kosinüs ax, burası da ax oluyor. Gerçekten de payda eşitleyip şuradaki ifadeye eşit olduğunu görebilirsiniz. Şimdi ben bu integral yerine, şimdi bizde de daha 2 yok, 2 ile çarpıp böleceğiz birazdan. Bu integral yerine şunu yazabilirim. Gelin bunu o şekilde yazalım. İntegral 2 çarpı secant ax bölü 2. 2 ile çarpıp 2'ye böldüm. Şu anda yukarıdaki integralin aynısı oldu. Bir şey değişmedi. Eşittir. Şimdi bu integral yerine şu 1 bölü 2'yi dışarıya atıyorum. 1 bölü 2 dışarıda kalsın. 1 bölü 2 çarpı integral secant integral 2 çarpı secant ax dx var. Şimdi ben bu integrali yerine, ya aslında integral değil, şu içerideki fonksiyon yerine şunu kullanacağım. Bunu yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı integral neydi? Yukarı kopya çek. Kosinüs ax bölü 1 artı sinüs ax artı kosinüs ax bölü 1 eksi sinüs ax, bunların hepsine çarpım dx oldu. Evet, neredeyse yolun yarısını geçtik. Buradan sonra şunu yapıyorum. Lineerlik özelliğini kullanıyorum. 1 bölü 2 çarpı, parantez açalım. İntegral kosinüs ax bölü 1 artı sinüs ax dx artı integral kosinüs ax bölü 1 eksi sinüs ax dx integralimi parantezimi kapattım. Şimdi yukarıda hesaplamak istediğim integrali yazdım. Bu integrali acaba integralini bildiğim iki fonksiyonun toplamı farkı şeklinde yazabiliyor muyum? Sanki yazdık gibi geldi.
Şimdi şuradaki integrali hesaplamak istiyorum. Bu integral aslında kolaylıkla değişken değişimi yöntemiyle hesaplanabilir bir integral oluyor. Şimdi böyle yeşili altını yıldızla işaretledim fonksiyon için. Kenarda hemen göz ucuyla bir dönüşüm yapalım. Zaten göreceğiniz gibi bu elenli bir fonksiyon. Yani aşağının türevi yukarıda mevcut gibi gözüküyor. Bir bakalım. 1 artı sinüs AX'e U diyelim. Her taraftan türev alırsam, diferansiyel alırsam kosinüs AX çarpı A DX dediğimiz şey DU olur. Bak buraya kosinüs AX, kosinüs AX, DX, DX. Demek ki bu dönüşümü yaptığımda, daha şuraya yazalım. Burada dursun. Bunu yeşille yaptım. Dönüşümüm bu şekilde. Pembeyle de altını çizdiğim iki yıldız integralinin dönüşümünü yazayım. Burada da ne diyeceğiz? 1 eksi sinüs AX'e U diyeceğim. Hatta karışmasın. Ya da neyse U diyelim, aynı şey olur. Buradan integral alırsam, türev diferansiyel alırsam eksi kosinüs AX çarpı A çarpı DX dediğimde DU olur. Şu dönüşümü iki yıldızda koyuyorum. Buradaki dönüşümü bir yıldızla yerine koyuyorum. Devam edelim. Eşittir 1 bölü 2 çarpı integral. Kosinüs AX gördüğüm yere, kosinüs yeşilde, kosinüs AX gördüğüm yere DU bölü A yazdım. Çarpı, buradan ne geldi? 1 bölü U geldi. Tabii şu parantezimizi koyalım. Artı, buradan ne geldi? Pembeyi yapıyorduk. Buradan da kosinüs AX çarpı DX gördüğüm yere eksi DU bölü A geldi. Çarpı 1 bölü U var. Tabi oradaki U ile oradaki U farklı U'lar, onu unutmayalım. Hatta buraya kafamız karışmasın. Buraya W diyelim. Oradaki U'ları şeylerle karıştırmayalım. Buraya W diyelim. Buraya da W diyelim. Şimdi neredeyse bitiyor. Buranın integralini biliyorum artık. Şu A'yı dışarı atarsam 1 bölü A çarpı 1 bölü U'nun integrali ln mutlak değer içinde U. Artı C'yi en sona ekleyeceğim. Buraya eklemiyorum. Artı bunu dışarı atarsam, tabi burası eksi olacak. Eksi 1 bölü A çarpı ln W oldu. Bunların en sonuna 1 artı C ekleyelim. Şimdi eşittir 1 bölü 2. 1 bölü A'yı da dışarı atıyorum. 1 bölü 2 A oldu. 1 bölü 2 A çarpı burada elde ettiğim şey ln U eksi ln U yerine artık yukarıda yazdığım dönüşümü yazabilirim. U gördüğüm yere 1 artı sinüs AX yazıyorum. Eksi omega gördüm, yani W gördüğüm yere de 1 eksi sinüs AX yazıyorum. Artı C'miz. Şimdi logaritma özelliğinden biliyorum ki arada eksi varsa ben bunu tek logaritma içinde yazabilirim. Yani 1 bölü 2A çarpı ln, açtım mutlak değerimi, yazacağım. 1 artı sinüs AX bölü 1 eksi sinüs AX. Mutlak değerimi de kapattım. Artı C dedim. Buradan sonra arkadaşlar aslında hani burada bitirebilirsiniz. Ama daha da güzelleştirmek isterseniz şuradaki 1 bölü 2'yi logaritmanın şuraya atabilirsiniz. Buraya atarsanız 1 bölü A çarpı, bir de bu vatandaşı 1 artı sinüs kare AX'te çarpıp bölerseniz, yani payı paydayı genişletirseniz şu şekilde bir ifade geliyor. Ln 1 artı sinüs AX'in karesi bölü aşağısı, tabii şurada kare yok, pardon, şu kareyi silelim.
Öyle yapalım. 1 eksi sinüs kare ax tekrarım kapattım. Burada kök için yani 1 bölü 2 var. 1 bölü 2 biliyorsunuz hem buraya hem buraya dağılabilir. Artı c'mizi de yazalım. Dolayısıyla bizim integralimiz 1 bölü a çarpı parantez elen içinde burayı düzenlerseniz elinize şu gelecek. Sekant x artı tanjant x artı c gelmiş. Yani biraz uzunmuş gibi gözüküyor. Aslında ara işlemleri tek tek yapmak istedim. Bu yöntemle de çözülebilir. Dediğim gibi integralin ilk başta hesaplamak istediğimiz integrali şununla da çarpabilirdik. Sekant x artı tanjant x ile çarpıp bölünce kolay bir değişken değişiminden sonra zaten istenilen sonuç elde ediliyor. Evet, anlatmak istediğim bu videoluk bu kadardı. Son bir tekrar edersek, eğer elimizde sinüs kare, kosinüs kare, tanjant kare, kotanjant kare şeklinde integraller mevcutsa ben bunları integralini bildiğim fonksiyonların haline dönüştürmem lazım. Dönüştürdükten sonra da normal bildiğimiz integral işlemiyle de sonucu elde ediyoruz. Bu videomuz bu kadardı. İleriki videolarda görüşmek üzere.